Kadın üreme sistemi kanserlerinden rahim ağzı kanseri en sık olma görülmesi ve de önlenebilir olması nedeniyle büyük öneme sahip. Kanser etken ilişkisi en iyi aydınlatılmış ve birebir ilişkisi kurulmuş olan neredeyse tek kanserdir rahim ağzı kanseri. HPV virüsü, human papilloma virüsü barındırmayan kadınlarda neredeyse rahim ağzı kanseri görülmüyor. Rahim ağzı ile rahmin kendisinin tüplerin ve yumurtalıkların ayrı organlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Konumuz şu anda sadece rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanserini eğer HPV virüsü ya hiç bulaşılmazsa veyahut da aşı ile korunur, vücudumuzda kalma süresi kısaltılırsa, kısa sürede bertaraf edilirse veyahut da takipler yapılıp kanserin öncül kısmı ki 10 yılı varan bir kanser oluşma süreci vardır. Bu süreci eğer zamanında tanır ve tedavi edersek bu kanseri neredeyse hiç görmeyebiliriz, tamamen ortadan kaldırabiliriz. Human papilloma virüsü aslında günlük hayatımızda insanlar arasında ve primatlar arasında da oldukça yaygın bir virüs. 100'den fazla türü var. Bunların 20 kadar türünün kansere yol açabildiğini, diğer türlerinin de benin iyi huylu sadece bizi görsel olarak rahatsız edebilen lekelenme veya cildimizde kabarıklıklar şeklinde olduğunu biliyoruz. Bunlar genital bölgenin kabarıklıklar, genellikle genital bölgenin dudaklar kısmında oluyor. Renk değişiklikleri de elimizde, yüzümüzde de olabiliyor. Dolayısıyla her virüs tehlikeli değil. Ama bunların tehlikeli olanlarını ayırt etmemiz, ayrıştırmamız, testlerle belirleyebilmemiz günümüzde mümkün. Bunun için HPV smear kombine test olarak artık günümüzde kadınların yani insanlığın hizmetine sunulmuş. Bu da büyük bir şans ki, olumlu bir şey ki ülkemizde kamusal olarak düzenli bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Kadınların maddi imkanları olmayanların bu hizmet konusunda bilgilendirilmesi, herkesin 30 yaşın üstündeki her kadının cinsel hayatı başlamış olmak kaydıyla bu testi yaptırması tavsiye edilmektedir. Bu test bize neyi gösteriyor? HPV'nin kanserojen tipleri var mı yok mu? Kadın üreme sisteminin mukozasında mevcut mu değil mi? Onu anlamamıza yarıyor. Eğer mevcutsa ve bu uzun süreden beri devam etmekteyse kansere yol açabilme ihtimali var. Bu kadınlar yakın takibe alınıyor. Ciltte görmüş olduğumuz, dudaklarda görmüş olduğumuz siilin tehlikeli olmadığını, aslında bu siillerin kansere yol açmadığını bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir durum var, dikkatinizi çekmek istiyorum. Siilimiz var ise kansere yol açabilen tipleri, ki onlar görünür lezyon yapmıyor, onları da vücudumuza almış olma olasılığımız vardır aynı yolla. Bu açıdan bize bir uyarıcı oluyor. Ama siilimiz olmasa bile mutlaka 30 yaş üzerinde her kadının en az 5 yılda bir HPV smear testini yaptırması gerekiyor. Peki ya siillerimiz varsa kanserojen deyip bırakacak mıyız? Hayır, o siiller bulaşıcı özelliğe sahip lezyonlar bulunduğu sürece lezyonların da tahrip yöntemiyle tedavi edilmesi gerekiyor. Lezyon varsa lezyonun kendisi bulaşıcılık gösteriyor. Lezyon yok ise bulaşıcılık söz konusu değil. Kadınlar en çok bana bu soruyu soruyorlar. Siilim var, partnerime bulaştırabilir miyim? Evet, doğru, bulaştırabilirsin. Siilin tedavi oldu, tekrarlayabilir mi? Evet, çünkü siile yol açan virüs bizim aslında diğer hücrelerimizin içerisinde de var. Bağışıklık sistemimiz düştüğünde aktif olabilir. Peki o uyuyan virüslerimiz hücre içinde henüz siil yapmamış virüslerimiz başkasına bulaştırabilir mi? Hayır. Uyuyan virüsler bulaşıcı değil. O yüzden lezyonumuz varsa bulaştırıcıyızdır. Lezyonumuz yoksa bulaştırıcılık yoktur. Lezyonumuz varsa da tahrip yöntemleri. Bunlar kimyasal tahripler olabilir veya poterizasyon yöntemi olabilir, yakma, lazerli olabilir veyahut da dondurma şeklinde olabilir. Bunların hepsinin de tedavi edici gücü birbirine eşittir. Sonuç olarak HPV smear testlerimizi 30 yaşla birlikte 5 yılda bir muhakkak yaptırmalıyız. Düzenli kontrollerimizi olmalıyız. Siilimiz varsa tedavi ettirmeliyiz. Kanserojen tiplerine karşı korunmak için de mümkün olduğunca az partnerli ve düzenli kontroller altında olmamız gerekiyor. Sağlıkla kalın.